Hayır, gelme. Gelme, uzak dur benden. Gelme dedim. Yardım edin. Gelme. Cemre! Cemre, yardım et. Gelme, gelme dedim. Ne oluyor? Ne işi var bunun burada? Vefa'nın ölümüyle başlayan bir oyun muydu her şey yoksa? Labirente tıkılmış fareler gibi bir parça peynirin peşinden mi koştuk biz aylarca? Niye başladığımız yerdeyiz yine? Kim bu insanlar Vefa? Sen gerçekten tanıyor muydun bunları? Gördüğümüz kadarlar mı yoksa daha fazlası var mı? Oldukları gibiler mi yoksa bütün hayatları yalan dolan mı? Gerçek yüzlerimi gördüğümüz ya da bir maskenin arkasında gizleniyorlar mı? Ne kadar dürüstler peki? Doğruda mı açlar yoksa? Ne kadar güvenebiliriz bunlara? Gerçeklerle yüzleşemeyecek kadar korkaklar mı? Yoksa tekrar tekrar bizimle oyun oynayacak kadar cesurlar mı? Kim bu insanlar Vefa? Ne istiyorsun oğlum sen? Neyin peşindesin ha? Lan kardeşimin mezarının yanında dalga mı geçiyorsun sen benimle? Gömerim oğlum seni buraya. Gömerim. Yediririm oğlum sana bunu. Ne lan bu? Vefa intihar etmedi. Katil hala serbest. Vefa'nın mezarına gel. Hadi Allah aşkına tamam, bırak artık oyun oynamayı ya. Üf, aklın sıra beni tehdit mi ediyorsun? Azal mevzusunu babam mı anlatacaksın? Anlat. Anlat lan, anlat, anlat. İnkar edeceğim oğlum. Ölene kadar inkar edeceğim. Hadi bakalım. Hayır, ben o içtiğim güne de Vefa yaptı diyen Berkin de alamıyorum oğlum geri. Olanları ben geri alamıyorum. Ama ben her sabah bu kabus bitsin diye uyanıyorum. Ben ama her gün aynı kabusa gözümü açıyorum. Bir salın artık beni moruk ya. Söyle, senin lafına karşı benim lafım. Hadi bakalım görelim ne oluyor. O Hazal'a da söyle, yiyorsa gitsin anlatsın. Benim de onunla ilgili anlatacaklarım var. Eğer oysa senin güvendiğin, aynen söylediklerimi ilet ona da. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Ben mi saçmalıyorum, sen mi? Yeah.
Yediğin haltları baban duysun istemiyorsan Vefa'nın katilini bulmalarına yardım edeceksin. Yarın sabah 7'de Vefa'nın mezarında ol. Bu notu ben göndermedim. Hastaneye çiçeğin içinde göndermişsin. Bak ya bırakın. Bir bırakın artık peşimizi. Ben seni ele vermedim. Beni kim kaçırdı? Ali. Sen. Bir lafımla ben senin hayatını karartabilirdim ama yapmadım. Sustum. Bu kadar. Senin için benim yapabileceklerim bu kadar. Arkadaşının katilini de aramayacağım. Katil var yani ortada. Sen de Vefa'nın öldürdüğüne inanıyorsun. Demedim mi oğlum katilini aramayacağım diye? Lan tamam ne dediysem dedim işte gerisi sende. Bu mesele benim meselem değil. Tamam artık değil. Ne artık değil Berk? Neden daha öncesinde senin meselendi o zaman? Ha? Ne oldu? Ne değişti? Lan bir kere ne bildiğini anlatsan oğlum. Ya bir kere dürüstçe bana ne bildiğini anlatsan oğlum. Bak. Vefa'yı biz öldürdük sanıyorduk. O gece tuvalette. Çağrı ve Ege'yi tutamadım ben, engel olamadım. Çağrı da son yumruğu vurunca Vefa da kafasını çarptı, düştü. Ege de öldü deyince biz kendimiz katil sanıyorduk. Ama işte Vefa'nın son görüntüleri ortaya çıktı, izledin mi? İzledim. İşte biz katil değilmişiz. Bizi öldürmemişiz arkadaşını. Düşün artık yakamızdan. Ama belli ki ya Vefa intihar etti ya da başka biri öldürdü. Benden bu kadar. Bitti. Berk. Ne var ne? Bu sana. Allah'ım ya Rabbim biz nasıl bir şeyin içine düştük ya? Katili bulmak istiyorsan düşmanla işbirliği. Kimsin lan sen? Evet, başlığımız bu. Kimsin sen? Ben Ege. Memnun oldum hocam. Ege kimdir peki? Sen kendini nasıl tanımlarsın? Yakışıklı, karizmatik. Kendini beğenmiş ukala bir de. Memnun oldum. Zeyno'ydu değil mi? Başkalarının gözünde kimiz peki? Mesela Zeyno'nun gözünden Ege'yi tanımış olduk. Zeyno kim peki? Hocam, bence Zeyno cinsiyetin farkında olmadığı için hayatı boyunca karşı cinsle kankalık dışında hiçbir ilişkisi olamayacak bir kızcağız. İstese hepinizi peşinden koşturabilecek yani değil mi? Ali'nin gözündeki Zeyno'yu tanımış olduk. Peki Ali kimdir? Hocam, benim kardeşim buzdolabı poşeti gibi böyle şeffaf, içi dışı bir. Ne görüyorsanız o. İnatçı, biraz da sinirli ama güvenilir. İyi bir dost olduğu da kesin. Cevri'nin tutarsızlığı konusunda da sanıyorum ki hemfikiriz hocam. Eğlenceli, doğal, samimi. Kim? Ali mi? Hayır, sen. Bence yani. Gördüğünüz gibi birbirimizin hakkındaki düşüncelerimizi paylaşımlarımız belirliyor. Bir insan hakkında gerçek bir fikir sahibi olmak için onu tanımamız gerekiyor. Tanımadan edindiğimiz her düşünce ön yargıdır. Ön yargılarınızı kırmak için her birinizden bir proje istiyorum. Bu kartların içinde arkadaşlarınızın ismi yazılı. Size hangi arkadaşınız çıkarsa o arkadaşınızla bir gün geçireceksiniz. Arkadaşınızı evinde ziyaret etmenizi, ailesiyle tanışmanızı, onu yakından tanımaya çalışmanızı ve hakkında ön yargılardan uzak gerçek bir fikir edinmenizi istiyorum. İki gününüz var. Hocam çok saçma. Yani evimizde niye ağırlayalım? Her şey iyi hoş da. Oldu olacak yasaya da kalsınlar. Niye? Misafir sevmiyor musunuz yoksa?
Hocam bence almayayım ya. Alerjim var kendisine. Kaşıntı yapıyor. Ege, bence isabet olmuş. Maalesef. Biz evde yokuz güzelim ya. Allah aşkına geleyim ya. Ne olur. Yok ya. Çare. Gelirken ne yapayım? Tespih alayım mı sana? Yakışır eline, ha? Hocam bana iki doz fazla bakın. Gerçekten çok fazla hocam. İtiraz ediyorum ben bu duruma. Sinan. Gel kardeş gel. Misafirin başımızın üstünde yeri var. Biz bunlar gibi değiliz. Ay yok artık. Hayır. Hocam ben bu projede yokum. Benim yapılacak başka önemli işlerim var. Artı bir. Benden de pas hocam. Hayda. Ne yapacağız? Tesbih okula götüreyim mi? Bana bak. Seni tesbih yapar sallarım, benim canımı sıkma. Projeyi hazırlamayanlar sınav sonuçları her ne olursa olsun bu dersten kalacaklar. Burslu olanların bursları da tehlikeye girecek. Karar sizin. Benim işim olmaz. Beni yok sayın hocam. Aynen. La antin montin işler ha. Vallahi billahi. Ya kimsin sen? Böyle ödev mi olur ya? Ya bunları ben evine niye gidiyorum tanımak şimdi? Bunları eve gitmeye gerek yok ki. Bunlar iki yüzlü, alçak, nankör bebeler işte. Lan ya. Vefa'nın katilini bulana kadar uyum sağlayacağız Arap. Tamam. Sincap'la işbirliği yapacağız ha. Valla ben doldum. Kota kaldırmıyorum. Doldum. Ya al benden de o kadar. Kendini aklamaya çalışıyor işte bu kıl kuyruk. Tipe bak. Dünkü görüntülerden sonra bir anda olsa Vefa'nın intihar ettiğine inanmıştık. Okuldan ayrılacak, yolumuza bakacaktık. Yani bizden kurtulmak üzereydi. Niye tekrar suyu bulandırıp burada kalmamızı istesin ki? Yani üstelik bizden bu kadar nefret ederken. Ali, biz yine de dikkat edelim, tamam mı? Çünkü fırsatını bulsa bir kaşık su da boğar hepimizi. Suyla değil, milkshake'le boğar bak. Ha bak, havalara bak. Sanarsın ejderhası var. Allah'ım ya. Bak bir daha ayağına yakışsa tam. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Pardon ya. Ayağımdan kaçtı. Zeno iyi misin? Açılacağım o ayağını bir yerine. Sakin ol. Kazaydı. Zeno iyi misin? Zeno. İyi misin? Bunun bir tanesi çekilmiyordu. Kaç tane oldu bu ya? Su. Otur geç. Oynamayı bilmiyorsanız oynamayın kardeşim. Ne gülüyorsun oğlum? Hayırdır? Görmüyor musun kızı? Yok o da gülmüyorum. Hani oynamayı bilmiyorsanız dedin ya. Biz bu takımla geçen sene kupa aldık. Kaça? Ne? Kaça diyorum. Kaç para aldın? Buyur gel beraber hesaplayalım. Neyine? Ya parasına değil kesin. Bizim için sıkıntı yok da sizi de zorlamaya gerek yok be Arapçığım. Ne haber abi? Yalan mı oğlum? Ha? Hayatınız bedava lan siz. Aksine. Biz bu okula hayatımızın çok değerli olduğunu göstermek için geldik. Evet de. Buyur gel göster bakalım. Bizi uyarla. Bebe. Berk. Yani benim ameliyat var malum. Oho! Mızıtacaksan oynamayalım. Ben kaleye geçerim size okeyse. Okey. Thanks. Kabul. 3'e 3. 3'te biter. Tamam. Üçüncünüz kim? Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Bakmadım fiyata hiç aldım reyondan. Ünlü oldum ya hep ondan. Bana sakın boş yapmayın oğlum. Uyandım yine bugün solundan. Emin misin bebek emin misin? Tamam emin sen bebek benim nesin? Fakir kaldın çünkü denemedin. Label C5 baba cimri deli misin? Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım
hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Bakmadım fiyatı hiç aldım reyondan. Ünlü oldum ya hep ondan. Bana sakın boş yapmayın oğlum. Uyandım yine bugün solundan. Emin misin bebek emin misin? Tamam eminsen bebek benimlesin. Fakir kaldın çünkü denemedin. Label C5 baba cimri deli misin? Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Sırallarını gördünüz mü? Har görmüş tavşan gibi kaldı. Tavşan değil tavşan. Sincap. Gençler. Doğru diyorsun. Otur 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 otur. Tebrik ederim. Aferin size. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Vallahi ne cevherler varmış sizde. Haberimiz yokmuş. Eyvallah hocam. Şov yaptınız resmen. Ya hocam şov bizim işimiz değil onların işi. Aa yapmayın böyle artık. Hep aynı yerdesiniz, hep aynı yerdesiniz. Ben barış imzalandı, bu iş bitti diye düşünüyorum. Yanlış mı? Şu ön yargıyı bir bırakın. Arkadaşlarınızı tanımaya çalışın, anlamaya çalışın. Bir dakika, bir dakika. Şu proje ödevi sizin fikrinizdi değil mi hocam? Ben eşleşmelerden zaten anlamıştım. Hepsi sizin işinizdi. Artık sizin işiniz. Ya hocam, yani vallahi boşuna uğraşıyorsunuz. Ne bizden onlara, ne onlardan bize yani... Dost olmaz. Heh. En azından denedim derim. Söyleyin bakalım. Nasıl oldu eşleşmeler? Hocam. Cemre'yi ben ağırlıyorum. Pazarla da gidiyor. Güzel. Ben Ege'ye gideceğim. Çağrı bana gelecek hocam. Hı, iyiymiş. Ali. Ben Berke, Berk bana hocam. Aa, güzel bak eşleşmeler iyi denk gelmiş. Güzel olmuş. Ya ne demezsiniz hocam? Ne demezsiniz? Hocam ya. Ha? Oğlunuzla birlikte siz de gelseniz ya. O zaman kolay geçerdi. Hiç işim olmaz. Ödev benim ödevim değil. Tamam da hocam, ilk onlar istemediler. Yani Hazal'la Ege posta koydu, yalan mı? Ben adreslerini size mesajlarım. Evleri rahat konuşsunuz. Zorla mı gideceğiz davet edilmediğimiz yere ya? Eğer bursunuzdan olmak istemiyorsanız, bir yolu vuracaksınız. Anlaşıldı hocam. Ben benzini döktüm, kibriti çaktım, açıyorum yalnız. Hadi biz de kaçak. Hadi. Allah hocam. Yanmaktan korksak odun olmazdı. Hadi. Laflara bak. Kimse sen. Ya. Ay ay. 25 yıldır artık kim olduğumu öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor kaynaştırma projesi? Bizimkiler biraz sorun çıkartıyor ama çözeceğiz. Çözüm valla ben de çok sıkıldım bu durumdan valla. Yalnız oğlan hiç fena değil değil mi Ali? Fena değil. Kime benziyor sence? Kendime benzettim biraz gençliğime. Hadi lan. Gayet benim gençliğime benziyor. Oy oy. Ne? Yalan çok mı? Çok da mütevazıyız. Yani yalan mı? Senden çok daha iyiyim. Her zaman. Anne! 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 Ay! Kız! Ya ne yapıyorsun ya? Üf, sen ne yapıyorsun asıl? Ay temizlik yapıyorum, görmüyor musun? Ah! Ne bu şiddet? Ya yarın hocanın oğlu gelecek demedin mi bana? Onun için mi paralıyorsun kendine? Daha çok senin için kızım. Arkamızdan ne pis insanlar demesinler diye. Yiyorsa desinler. Hem koltuğun altını nereden görecek? Misal. Diyelim ki aldı bunu düşürdü. Ne olacak? Uşağımız olmadığına göre eğilip alacak. Hı, değil mi? Öküz değil ya çocuk. Eğilip aldı. Ne görecek? Bütün tozu pisi görecek yani. Tamam annem. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Tamam mı? Kolay gelsin. Dur, bu ne ya? Kız, dursana!
Ne yapıyorsun sen? Kıracaksın şimdi porselenleri. Ya çeyizinden çıkardım. Ama ben biraz daha burada kalırsam kafayı kıracağım asıl. Sen nereye? Öbürüne. Öbürü kim be? Ya dedim ya, bana da başka çocuk çıktı diye. Sen böyle mi gidiyorsun o çocuğun evine ha? Anneciğim bir karar ver. Öğretmenin oğlu mu, öbürü mü, tamam mı? Ben ikisini de görmedim ki. İyi, sen düşüne dur madem. Kız şimdi bunlar bir öğretmen maaşıyla da şey olmaz ki ya. Zeyno, sen öbürünü de çağır kızım. Ha kızım, hadi. Sarı fişek. İyisin ha. Babam dedi de zengin kızlar evine davet ediyormuş kardeşimi. Oğlum dur. Öyle elim boş gidilmez. Giderken bir baklava falan bir şey yap. İstemez. Senin paranla buradan geçmez. Oğlum sündürme mevzuyu. Al şunu. Bırak. Oğlum istemekte kavga mı edeceğiz Allah oğlum? Allah Allah. İstemiyorum. Alsana istemiyorum. Oğlum. İstemiyorum. Aslanıma bak be. Şşş bari. Param var mı? Al şunu. Yanında bulunsun. O zaman mahcup olma. Eyvallah baba. Babanın kaynağı kim acaba? Ha? Ne dedin? Ne kanına konuşuyorsun? Başladın gene. Davranma diyorum. Kızın yanında biraz kibar ol diyorum, anladın mı? Hadi oğlum, hadi, hadi, hadi. Ya oğlum neyi paylaşamıyoruz anlamıyorum ki. Kimin fikriymiş bu proje? Kenan Bey'in mi? Yok, hayır. Önder Hoca'nın fikriymiş. Emin misin? Hı. Peki, sen mi seçtin belki? Peki okul mu eşleştirdi sizi? Ya anne, Allah aşkına seçme şansım olsa Berk'i mi seçerim? Bana da Berk çıktı işte. Yani okul eşleştirdi sizi. Ya ne fark eder? Önder Hoca işte aramızdaki kavgayı bitirmek için eşleştirmiş bizi. Hem Kenan denen o herif bizi seçse ne olacak ki? Yani üstelik niye ses? İşin mi burada? Hayır, sizi ikinizi eşleştirmeseler iyiymiş. O öyle olmamış. Sen ona gideceksin, ondan sonra da biz de onu ağırlayacağız. Ya Derya Sultan, düşünme sen bunları. Kavga mabga yok artık, merak etme. Hem zaten kavga etmek için bir sebebim kalmadı. Vefa'nın görüntülerini gördükten sonra. Barış ilan ettik. Bitti, rahat ol, tamam mı? Arkadaşsınız yani artık. Ya ne alaka? Ben Vefa iftira atan, onu acımasızca döven biriyle arkadaş kurabilir miyim anne? O kadar uzun boylu değil. Katil olmayabilir ama hayatım boyunca affetmeyeceğim onu. Tamam? Hadi. Dur, konuşuyoruz be. Kaçtım ben. Konuşuyoruz. Bir daha konuşuruz anne. Dikkatli olun. Tamam? Hadi görüşürüz. Hadi. Kolay gelsin. Ne işin var senin burada ya? Özledim kızım seni. Şu kapıyı bir aç da biz bir konuşalım seninle. Ben diyeceğimi dedim, tamam mı? Konuşacak başka bir şey yok. Hadi anam, hadi başka kapıya, hadi. Kader. Şu kapıyı bir açsana, konuşalım. Köpek edecek kapısına. Kader açsana, bir konuşacağız diyorum sana. Açsana şu kapıyı. Kader. Açsana. Ya bitti diyorum, bitti. Ne inanmıyorsun acaba? Böylesi benim işime geliyor demiyorsun da ben çıkar söylerim kızım herkese seviyorum diye. Sen söyleyebilecek misin? Ateşten gömleği bir defa giymişim, yanarsak tam yanalım. Sen diyebilecek misin? Kocam bizi bırakıp gitti. Boşandık biz. Diyebilecek misin? Köşe bucak herkesten saklıyorsun hala. Yalan yanlış gizli saklı bir şey yapıyorsun sanki biz. Yapmıyoruz Bilal. Biz senin artık hiçbir şey yapmıyoruz, tamam mı? Bana bak, ağzını açmayacaksın. Eğer Zeyno'nun kulağına giderse sanki sahip çıkacakmış gibi konuşuyorsun bile ya. Boş boş konuşma, hadi yürü git. Kader bak, hafife alıyorsun beni. Oynama beni Kader. Kızım biz silinsin diye yazmadık seni kalbimize. Kader. Kader.
Patatesçi! Ay dur! Öf. Patatesçi! Hayırdır Bilal? Evet, şey abla, kilidi değiştirelim diye konuşmuştuk da hazır ben aşağı iniyorken hani alayım mı diye bir uğradıydım. Yok mu evde? İyi madem, şu parayı al da 3 tane anahtar yaptırıver. Biri bana, biri Zeyno'ya, biri de Fırat abine. Tamam, dönünce kapıda kalmasın adam, yazık. Ay sağ ol Bilal kardeş. Estağfurullah. Abla, ne zahmet yok. Yalnız sen bu parayı geri al. Ben Fırat abi geldiğinde onunla hesaplaşırım. Bir de Fırat abi nerede? He? Yüzünü unuttuk da. Derya! Kaçaymış patates? Kaça patates? 12. 12 mi? Ya 12. Yani ben Ali'ye söylüyorum, bahçeye ekelim. Yani bu böyle boş edilmez bununla, değil mi? Bize gelişi 10 lira abla zaten. Doğru diyorum vallahi ya. Ver bakayım sen şunları kız. Ver. Fırına mı bunlar yoksa eve mi? Fırına gidiyorum, çok ağır. Ver sen. Kız yürü. Versene be şunu. Al şunu al hadi yürü. Gir koluma. Bir çay ısmarlarsın tamam mı? İyi madem. Üzümlü kek yaptım, seversin. Bayılırım, bayılırım. Gideyim madem. Üf, ben Ege'nin evine geldim. Her tarafta çiçekler, böcekler falan var. Tabii burası Ege'nin bahçesi. Ege nasıl biri diye sorarsanız eğer hiçbir bilgim yok çünkü henüz kendisine ulaşamadım. Anladığım kadarıyla boş zamanlarında havuza girmeyi ve yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyor. Ege! Ege! Sen görürsün. Pardon ya, elimden kaçtı. Bir bu eksikti ya. Bana bak, ağzını topla ha. Bunu da yersin kafana. Adama bak ya, ben sanki çok meraklıyım sana. Şey yaparsın işte, biraz kendinden bahsedersin, odanı falan gösterirsin, sonra sen sağ, ben selamet. İyi. Ya, ya Zeyno. Bırak şu çapıyı ya. Ya bu ne böyle ya? Üf. Sabır. Tatlı alıp çıkacaktım işin içinden ben. Ya ulan Arap, ulan Arap. Adamı söyle der, şey vallah dersen olacağı bu işte. Bu yani. Hadi. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba teyzeciğim. Hazal'a bakmıştım ben ama
Buyurun, ben annesi. Arap ben. Sinan, ben ödev için ziyaret etmiştim. Gel, geç oğlum, buyur. Ben bunları size aldıydım, takdim edeyim. Şöyle, buyurun. Şu telefonu da bir iki saniye şöyle tutarsanız, ben ayakkabıyı çıkarayım. Ben alayım onu şey. Şöyle anacığım, selamünaleyküm. Merhaba, ben Berke'ye gelmiştim. Buyurun. Teşekkürler. Oo, kimler gelmiş kimler? Ben daha erken bekliyordum. Al, soda. Güzel. Ya kızım, yokum ben projede falan, anlamıyor musun? Yokum işte. Ya Allah Allah ya, ben sanki sana çok meraklıydım ya. Ama ya ben senin yüzünden bursumu kaybedemem. Ya sen anlamıyor musun? Yokum, yokum. Bırak şu köpüğü. Zeyno, Zeyno, iyi misin? Dizim, dizim, dizim. İyi misin? Zeyno, Zeyno. Oha, bomba mı düştü buraya ya? Aynen. Bomba gibi düştün gerçekten. Ne güzel keyif yapıyordum. Keşke gelip kaçırmasaydım. Bu ne ya? Kaç günlük bunlar? Sana ne? Annem babam bir şey demiyor mu ya? Demiyor. Tatillere, tamam mı? Nasıl ya? Seni bırakıp tatile mi gittiler? Aynen. Merhaba kuş. Aranan anne babaya şu anda ulaşılamıyor. Bulursanız evde bekleyen bir çocuklar olduğunu söyleyin lütfen. Belli ki onlar unutmuşlar. Bye. Ve Zeyno sınıfı geçer. Nasıl? Süper oldu değil mi? Artık çok iyi tanıyorsun arkadaşını. Allah maşallah anacığım. Ahrabalardan yer kalmamış size ya. Yok mu böyle bir Azal'ın küçüklüğüneyim bir şey ya? Böyle fotoğrafı motoğrafı. Ne işin var senin burada? İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Yoksa çomaklı olanı mı diyeyim, ne diyeyim? Ha? Ya artık seni tanıdıkça kararımızı vereceğiz. Değil mi Hazal, canım arkadaşım? Kapat şu kamerayı be. Bana bak. Defolup gidiyorsun evimden hemen. Benim ödev falan umurumda değil, anladın mı beni? Defol. Kızım sen kime çektin? Senin annen pamuk gibi kadın ya. Sen kime çektin? Baba tarafına mı çektin? Halana mı çektin ya? Sana ne benim annemden babamdan ha? Sana ne? Defol git evimden. Hadi hemen. Bırak. Hah, geldin mi kızım? Ben de size yiyecek bir şeyler hazırladım. Ben şundan bir tane alayım. Vurma. Allah sabır. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Anamdan aşağı kalır yanım yok vallahi hacım. Al eline koluna sal. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Seni kesin hastanede karıştırdılar. Evet, doyduğuna göre şimdi gidebilirsin. Hadi. Hazal kızım ayıp oluyor. Ne güzel arkadaşın gelmiş.
Evet anneciğim gelmiş ama şimdi geldiği gibi güzel güzel gidiyor. Değil mi arkadaşım? Hadi gel, hadi. Allah Allah. Ya Kızıl Allah kızım Allah. Dur ne yapıyorsun? Al bunları da mahallendeki açlara. Bunu da al. Kararmadan götür ver birine. Mahallende vardır dengin bir varoş gülü. Hadi. Hazal kızım dur ne yapıyorsun? Anam bile kurtaramayacak seni. Çık evine. Ya Hazal ne oluyor? Aa sizin akraba benim mi? Ne akrabası? Emre Hanım ne oluyor? Hazal'ın bu eve arkadaşlarını getirmemesi konusunda anlaşmıştık sizinle. Begüm Hanım ödevleri varmış. Siz geç gelirim deyince. Dağılmasın lütfen. Arap. Arap Arap. Memnun oldum. Arap. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu neydi şimdi böyle? Ben anlamadım ki ya. Vallahi anlamadım. Bu bebe fakirmiş la. Bu kupalar benim değil, babamın. Eskiden futbolcuymuş tabii ben görmedim ama bir rivayete göre iyi olduğunu da söylüyorlar. Yalnız dokunulmasından pek hoşlanmaz. Bunu koyarsan yerine. Ne yapıyoruz peki şimdi biz? Yani bu notu gönderen arkadaşla ilgili. Katilin kim olduğunu göstermesini bekleyeceğiz. Süper plan. Çok iyi. O zaman katil kim düşünelim. Şimdi Cemre değil, Ege, Çağrı, ben olmadığıma göre geriye... Hazal ve Cemre kalıyor. Ve konsere gelen birkaç yüz kişi daha. Vallahi ben sizin haricinizde Vefa ile ilgili problemi olan görmedim. Yeni favori katil adayların bizim kızlar mı? Favorim yok benim. Yani hiçbirinizi birbirinizden ayrı verin. Sağ ol, eyvallah. Eyvallah. O zaman önce şunu da anlaşalım. Cemre katil olamaz. Cemre'yi tanıyorum ben. Tam arada ufak tefek öfke nöbetleri geçirebilir ama... Yani o kadar da uzun boylu değil. Hazal... Hazal, Hazal. Böyle plan proje falan Hazal'ın zekasına ters. Yani senin yönteminle neden bulunamadığı anlaşıldı. Yanlış yerlere yeşelemişsin. Artık benim yöntemimle devam ediyoruz. Neymiş senin yöntemin? Belki soru sordum sana. O geceyi ayarlayan organizasyon şirketini arayacağım. Görüntüleri isteyeceğim. Oldu mu? Yeterince ayrıntılı açıklayabildim mi? Tatmin edebildim mi seni? Eyvallah. Yalnız söyle hızlı olsunlar. Ne kadar az vakit geçirirsek o kadar iyi. Aynen. Sen de şu ödevini hallet istersen. Orayı çek, burayı çek, şurayı çek. Beni çek. Git odamı çek. Hem yabancılık da çekmezsin, yolda biliyorsun. Nereye? Bu kadar mı? Hı? Biraz daha soksaydın o burnunu hayatıma. Biraz daha karıştırsaydın ortalığı. Hı? Ya bıraksana kolumu, git dedin gidiyorum işte. Ne oldu? Acıdın mı yoksa bana? Hı? Anne babası terk etmiş Ege'yi. Yazık değil mi? İyiyim kızım ben. Bak, yalnızım mis gibi. Neredeydin diye dırdır yapan yok. Üzülme yani. Hem ben sizin gibi değilim. Varoş yalnız da değil benimkisi. İyi. Beter ol o zaman. Ya bundan daha beter nasıl olabilirim ki? Ha Zeyno, biliyorsan sen söyle. Thank you.
sıkıldım, bıktım. Neden? Baba neden sevmez evladını? Anne korkmak yok. Sil içeri. Bırak yavaş. Sil içeri. Berk. Bir daha seslendiğinde sesin çıkmazsa bak gerçi. Oo. Ooo misafirimiz varmış. Anlaşıldı niye sesinin çıkmadı. Sebebi ziyaretini öğrenebilir miyiz Ali Bey'in? Ödevimiz vardı. Onun için geldim. Ne ödeviymiş bu? İki can düşmanı bile bir araya getirebilecek. Sen kimsin? Anlamadım. Yok. Siz değil yani. Ödevin adı bu. Kime hangi arkadaşın çıktıysa onun evine gidip... İşte böyle birlikte vakit geçiriyorlar. Ondan sonra sohbetlerini evin falan videoya çekiyor. Sözde daha iyi tanımış oluyormuş falan. ve anladığım kadarıyla ikiniz birbirinize çıktınız öyle mi? Şans, kader, kısmet ya da ilahi adalet mi demeli acaba? Siz ne derseniz deyin. Ama bilin yani keyfimden gelmedim. Hoca ödevlerini yapmayanların dersten kalacağını söyledi. Oo çok kazıkmış. O zaman ne yapalım? Gelin bahçeye. İyi bir ödev hazırlamanız için yardımcı olayım. Hadi hadi. Bir çocuğu tanımak için babasına soracaksın. Takip et. Buyurun teşekkür ederiz. Sağ olun iyi günler. Çok şükür kalkıyorlar. Yapıştılar masaya ya. Hayır yedikleri de iki çay iki poğaça yani. Ayıp be. Seni de çay içmeye çağırdım. O kadar doldu ki. Bugün acayip bir şey var. Buyurun. Çok mu sevdiniz dükkanımızı? Ayrılamadınız da bir türlü. Yok para üstü bekliyorum. Kader. Buyurun buyurun lütfen. Sayarak alın eksik olmasın. Bir, iki. Bey Kader'cim. Yine bekleriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah sen de. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi yani? Yok ben gidiyorum anacığım bu işler hiç bana göre değil. Ben müşteri her zaman haklıdır filan demem. Kafa göz dolarım bunlardan birine yani. Allah Allah nereye gidiyorsun? Dur be. Allah Allah bak boşaldı şimdi beraber çay içeceğiz. Ay yok anacığım ya ev ayakta. Perdeler makinede camları siliyordum öyle bırakıp çıktım. Daha halıları sileceğim ya bahçede. Ay çok işim var ya. Sen niye coştun öyle? Ya misafirim var. Zeyno'nun kolejden arkadaşı geliyor. Ha şu kaynaştırma projesi. Ali de Berk'e gitti. Bak dedim ki ara, aramamış görüyor musun? Meraktan öleceğim. Berk mi? Şu kaçırdığı olan mı? Ha evet. Aferin yani sana. Berk de Ali'ye gelecekmiş. Yani ayarlasan bu kadar olmaz ha. Ay neyse canım bizimki zararsız. Bize şey çıktı. Ender Bey'in oğlu. Ender kim be? Yok mu kız koç? Ha Önder. Ha Önder. Tabii tabii. Sen adını daha iyi bilirsin. Ay ne diyorsun be kadar? Öf ne var kız? Allah Allah. Bekar kadınsın. Adam da öyle. Kime ne ya? Hiçbir engeliniz yok. Bakın işte keyfinize. Deli deli konuşuyorsun. Neyse hadi ben kaçtım. Aman be Vedat abi. Üf, aklım çıktı kız. Aa, hayırlı size bir eve atsaydım kendimi. İki dakika bekle bacım. Sizden bir istirham mı olacak? Hazır ikiniz bir arada yakalamışken. Hayırdır Vedat abi gel buyur. Ya benim büyük oğlan. Malum askerliğini de yaptı geldi. Ya bacım ne iş yaptığı belli değil. Nerede akşam orada sabah. Valla ne yalan söyleyeyim ben korkuyorum bu oğlan ziyan olup gidecek diye. Hani diyorum el birliğiyle şunu bir evlendirsek. O zaman belki adam olur. Hani anası hapiste olmasa o hallederdi de. Ya artık siz analık yapacaksınız bizimkilere. Çüş. Bak ya. Hayır yani. Bilal de bayağı eşek kadar adam ya Vedat abi. Hani analık yapın falan Derya ile bana biraz ayıp oluyor sanki. Kaç yaş varsa aramızda. Ya bacım ben diyeyim analık sen anla ablalık. Ya hadi bir güzellik yapın be. Ne yapalım ne güzellik yapalım Vedat abi ben sen ne istiyorsun bizden hala anlamadım ben. Ben hiç anlamadım ya.
Ya ben diyorum ki şu Münevver'in kızı yok mu Şükran? Çarpık. Çok hanım bir kız ya. Ben şahsen çok takdir ediyorum. Bizimkine de çok yakışır gibi geliyor. Diyorum ki siz bir Münevver'le konuşsanız, bir kulağına kar suyu açırsanız. Hani kızın da gönlü varsa gidip istesek. Bilal'in gönlü var mıymış? Yani konuşup görüşüyorlar mıymış? Var mıymış aralarında bir şey? Ya yok ya, nerede? Ama hani böyle bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Diyorum niye olmasın? Hani boyu boyuna, huyu huyuna olur yani. Şey Vedat abi, bak sen bunu Bilal'le konuştun mu? Yani ilk önce bir çocukla konuş, belki bir sevdiği vardır, bir görüştüğü falan vardır. Böyle biz kendi kendimize iş yapmayalım değil mi? Ya ne konuşacağım bacım ya? Bilal'e kalsa bugün Ayşe'yle, yarın Fatma'yla herkese mavi boncuklu alsın anca. Evlilik fikri gelmiyor bizim oğlana. Evlilik sıkar paşamızı. Doğru söylüyorsun aslında. Onunla bununla nereye kadar? Kimsenin canı yanmasın madem. Tamam Vedat abi, ben konuşurum kızla. Gönlümü de yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım. Ya hadi yapalım şu işi ya. Ha? Hadi haberlerinizi bekliyorum. Ben müsaadenizle. Hadi eyvallah. Bu çıkmış kediyi kurtarmaya ağaca ama kedi inmiş, bu kalmış mı ağaçta? Gerçekten baba, sırası mı? Tam sırası hem de şu anda. Tabii yükseklik korkusu var bunun. Bak şimdi dinle, burası daha eğlenceli. Sen çekiyor musun bu arada? Evet, kayıtta şu an. Ha tamam, bak. İnemiyor aşağı. Neden? Çünkü aşağıda kızlar var. Tamam mı? Kapatmış gözlerini, sarılmış böyle ağaca. Herkes sisleniyor, oğlum aşağıya in, 3 saat boyunca var. Oğlum aşağıya in. Yok, en sonunda itfaiye çağırıyorlar da. Aşağıya öyle indirebiliyorlar. Siz neredeydiniz bu arada? Bunlar olurken yalnız mıydı? Yok canım, olur mu? Bakıcısı vardı yanında. Ben toplantıdaydım herhalde, hatırlamıyorum. Aradılar, ulaşamadılar herhalde bana. Sonra? Sonra derken? Öğrendikten sonra. Sonra işte geldim, itfaiyeyi aradım. İşte özür diledim, zamanlarını harcadık boş yere diye. Sonra Berk'le konuştuk. Ceza vermediniz mi? Ceza derken? Nasıl ceza? Tamam, bitti. Al bunu, kapat gerisini, günlüğüne yazarsın. Ne yapıyorsun Berk, otur yerin Ali. Ya hayır, ne oturacak? Yeterince oturdu zaten. Biz burada neyin numarasını yapıyoruz anlamadım hiç baba. Saygısızlık etme, özür diler arkadaşın. Üzgünüm ama ben kime saygı duyup duymayacağımı senden öğrendim. Ne diyordun hep baba? Her zaman vasat, basit, sorumlu insanlar çıkacak karşınıza ama onlar sizin işçiniz, çalışanınız, şoförünüz olacak. Onlar küçük istasyonlar, oralarda takılmayacaksınız. Bence biz burada çok bile takıldık baba. Para yalan lan bunlar. Kızım senin anan baban başında alın teriyle para kazanıyor. Sen daha ne istiyorsun? Allah'ından belanı mı istiyorsun sen daha? Ya var ya, neyinden utanıyorsa kadını? Ya kadını gör, böyle yufka yürekli, pırlanta gibi bir kadın, melek ya. Ya ben anamı haftada bir görüyorum ya. Benim anam o hapisten çıksın var ya, ben başımda taşırım ya. Vallahi gıkım çıkmaz. Güzel yürekli çocuk. Şunları ver de çayları koyalım hadi. Aa Derya teyzem sen otur ya. Bunlar koysun. Otur Derya Sultan. Bak sen şuna, görüyor musun? Koyun bakayım o zaman. Bardakları dizin. Ya bir de var ya, sanki onların açıklarını yakalamışız gibi bir tripler. Bizi kendileriyle karıştırıyorlar ya. Onlara anaları babaları sevmiyor diye biz böyle mutlu olacağız zannediyorlar. Nasıl yani? Nasıl anlatayım şimdi? Ya bu Ege var ya, bu Ege'yi anası babası bırakmış gitmiş. Hani böyle cami avlusuna bırakırlar ya bebeklerini. Böyle zenginler de herhalde villayı bırakıp kaçıyorlar. Var ya, evi görmen lazım da Derya teyze, çöp içindeydi her yer. Ay ne diyorsun ya, çok üzüldüm. Yani herkes anne baba olmamalı. Allah vicdansız anne babalardan çocukları korusun. Ya çok üzüldüm şimdi. Ya ne üzüleceksin Derya teyze, ne üzüleceksin? Kız beni evden kovdu ya, kovdu, kapı dışarı etti ya.
Sen kimsin diye ödev mi olur ya? Ben göstereceğim o zaman. Vallahi göstereceğim. Ben hepsini çektim bu telefonla. Ben de yapacağım aynısını. O ne yaptıysa aynısını yapar. Sen kendine bunu yakıştırıyor musun? Siz kendinize yakıştırıyor musunuz? Ben size hiç yakıştıramadım da. Annen de yakıştırmazdı. Ya Derya teyze, onlar kendine neler yakıştırıyor? Yalan mı? Konuşsanıza ya. Ben sizin yerinizde olsam onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışırdım. Yani misafirperverlik nasıl bir şeydir onlara gösterirdim. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Anlatsana Berk'le buluşmanı. Ha? Hakkındaki fikirlerin değişti mi? Yok. Karaktersiz olduğunu düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum. Sadece nedenini anlamaya başladım değil. Ne gibi? Babası. Kenan. Psikopat etmiş oğlunu. Bu senin fikrin mi yoksa Berk mi bir şey söyledi? Yok. Ya şimdi anlatınca korku filmi sahnesi gibi olacak ama ortam da öyle. Ya bir tek gerilim müziğiyle korku efekti eksik. Herif gülüyor, güya bir şey anlatıyor. Ne anlattığını da anlamadım. Daha düne kadar bir kaşık suda boğacak adam baya baya ağırladı beni anne. Dengesiz herif midir nedir? Her neyse. Ya fotoğraflar var. Sanırsın mutlu aile tablosu. Ben onları çeke çeke evin alt katına indim. Bir oda gördüm. Girdim içeri. Pencere desem pencere değil. Böyle yukarıdan bir ışık süzülüyor. Yerde bir yatak var. Duvarda garip garip resimler, yazılar. Manyak herif. Berke ne zaman ceza verse galiba oraya kapatıyor Berke. Oha. Saçmalama lan sen. Pardon. Ne saçma saçma. İyi misin Derya teyze? İyiyim. Sen harbi ne saçmalıyorsun abi? Ne saçmalıyorsun? Bir tek sen mi çektin, ben de çektim. İnanmıyor musun? Oha. Oho, ne oluyor ya? Hiç çekilmiyorsunuz bu gece, benimle sazını kaçırdınız. Çağrı hiç kafa açma. Git müzik aç. Aynen, iyi fikir. Bu sessizlik canımı sıktı. Ya ben bir şey söyleyeceğim size. Bugün o çektikleri videoyu gerçekten böyle istedikleri gibi yayınlayabilirler mi? Yani bu özel hayat ihlali olmuyor mu? Mahkemeye versek kazanırız. Aa çok iyi. Babamı dava edelim. Ya o zaman git konuş Kenan amcayla da iptal etsin projeyi. Ha? Değil mi? Ege değil mi Ege? Ne ya? Ne? Ne oldu? İşler yolunda gitmedi mi bugün senin için? Faka mı bastın? Kül kedisi. Ne? Ya ben diyorum ki, biz bunların eline gerçekten malzeme mi vereceğiz? Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Ne yapalım? Olan oldu artık. Daha belki rövanşı alabiliriz. Nasıl? Yarın kim kime gidiyor şimdi? Şu Cemre şu Arap denen aptala gidecek. Çağır da Zeyno'ya. Berk sen? Ali ben de. Tamam. Tamam da ben şimdi ne yapacağımızı anlamadım. O tozlu bebeleri pişman edeceğiz. Bizim hayatlarımıza burunlarını sokmak neymiş görecek üçü de. Bana uyar. Yalnız şu ergeni hiç karıştırmayalım bu işe. Hiç vicdan falan uğraşacak kafada değil. Selam. Rıza, detayları sonra konuşuruz seninle. Hoş geldin bebeğim. Artık bensiz mi takılıyorsunuz? Story'de görmesem haberim bile olmayacak. Ay tatlım, sensiz takılmak ne mümkün? Aşkım ben de tam seni arayacaktım. Ya yarın ben de geleyim diyorum seninle. Şu Zeyno'ya. Birlikte eğleniriz. Olur, bana uyar. Açsana sesi biraz daha. Sesi aç biraz daha. Hadi. Vay, işte bu ya. Ne
Ne oldu? Hemen keyfin yerine geldi. Keyfin yerine geldi. Ama sensiz olmaz. Ya, hadi. Ege. Geçen yıl vallahi çok tesadüfen şampiyon oldular. Bu yıl bir forvet almak şart. Diyorum ki acaba Ali'yi mi alsak? Benim de aklımda o var. Yarın konuşacağım zaten. İsabet olur. Nasıl, beğendin mi yemeği? Kendi ellerimle pişirdim vegan senin için. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş da. Kenan, sen acaba bana kur mu yapıyorsun? Hani böyle baş başa yemek yemezdik genelde de o açıdan. Ya işte gönlünü almaya çalışıyorum. Biraz ileri gittim ya son günlerde. Biraz mı? Tamam, birazdan biraz fazla. Çok daha fazla. Ha, hakikaten uyuz oluyorum şu halinde, tavrında. Gerçekten bak, gençliğinden beri böylesin ya. Ya bir adım atıyorum ya, kanırtma sen de işte. Bence senin özür dilerken böyle lafı dolandırmana uyuz oluyorum. Ona ne yapacağız? Ayrıca ben hala gencim, sen kendi adına konuş. Kaç doğmuşsun sen? Hangi sene doğduk? Hangi ay? Hangi? Bir dakika. Sen ciddi misin şu anda? Ay üzerinden benden daha genç olduğunu mu kanıtlamaya çalışacaksın? O mu? Durum o mu şimdi yani? Tamam. İkimiz de genç değiliz. Seni rahatlatacaksa. Buyurun. Selam. Kenan. Yemin ederim haberim yok. Ben haber vermedim, yeminle bak. Aa, hoş geldiniz hanımlar. Oo, hoş bulduk, afiyet olsun. Sağ ol hayatım. Merhaba. Sağ ol. Ne güzel sürpriz. Selam. Lütfen. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kızlar, lütfen bir servis açar mısınız? Hemen Kenan Bey. Sağ ol. Ayrı'ya uğramıştım ben de. Sonra Önder'in arabasını görünce hadi dedik bir selam verelim. Kaderim. Hoş geldin. Vedat abi. İyi akşamlar. Oo, hoş geldin bacım. La Bilal, koş la ablana çay koy gel. Yok ablası. Çay içmeye gelmedim. Konuştum Münevver'le. Haftaya buyursunlar, gelsinler dedi. Vallahi mi? Kızla konuşmuş değil mi? Gönlü falan var. Gönlünü alır Bilal ya. Güveniyorum ben ona. Hayırdır ya? Ne oluyor? Gözün aydın. Kız bulduk sana. Ha. Aha. Vedat abi başka türlü bu herif iflah olmaz dedi. Yakında evleniyorsun Bilal. Bizzat ben isteyeceğim kızı. Tamam Vedat abi. Çiçeğinizi, çikolatanızı hazırlayın, haber edin bana. Hadi. Hayırlı olsun şimdi. Allah razı olsun bacım. Ne demek abi? Hoşça kalın. Sen bir baksana bana. Şşş. Hayırdır, ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Görevime. Baban herkese mavi boncuk dağıtıyor dedi. Başını bağlayalım şunun dedi. Ben de bağladım. Gitti, gitti. Saçma sapan konuşuyorsun kızım. Sen benden intikam alıyorsun değil mi? Geçen sana cevap vermedim diye. Kudurtacaksın sen beni. Versene şöyle sen. Ver cebuk olsun, ver. Ver, çekinecek bir şey yok, ver. Duyuyor musun sesini? Kaderi diye atıyor. Ne kızı ya, ne istemez. Ne düğünü, hayırdır? Niye? Anlı şanlı bir düğün iyi gider sana be Bilal. Ha? Bahçede yaparız işte. Yo, gerçi bahçe kesmez seni. Sahildeki düğün salonunu tutarız sana. Gelin damat, rahat rahat salınırsınız. Kader, oynama benimle. Arabada kesmez seni. Ha? Tekneyi süslersin. Gelini tekneyle getirirsin salona. Rahat dur kızım. Rahat dur Kader. İnsana derin. O sakin ol. Bizden olmaz mı ya? Benden sana müsaade. Kader. Git kuru yuvana. Ah!
kader gözü... Kaderime... Kenan'cığım, gerçekten bütün bunları senin hazırladığına inanmıyorum. Öyle mi? İnanmazsan sen bana sor. Hepsini Kenan Bey kendi elleriyle hazırladı. Biz sadece servisi yaptık. Ya. Oo. Ama bravo. Tek ideal erkek siz değilsiniz yani Önder Bey. Sen acaba kıskanıyor musun beni biraz? Kahvelerinizi nasıl içersiniz? Benimki sade olsun. Önder tek şekerli içer. Ben de sade. Ben böyle iyiyim. Peki efendim. Yalnız itiraf ediyorum tamam ya. Kıskanıyorum ya. Yıllar olmuş ayrılalı. Kadın hala kahveyi nasıl içtiğini hatırlıyor yani. Kadınlarda derin bir iz bırakıyorsunuz Önder Bey. Hayır bir dakika öyle bir şey değil. Aslında bu konularda Önder benden çok daha hassastır. Yani bazı şeyler karşılıklı Kenan'cığım. Hı. Nasıl yani ne gibi mesela? Ne hatırlıyor yani? Mesela benim bir fıstık alerjim var. Bak görmedim hala eve sokmuyor. Sokma. Asla. Çünkü Çağrı'nın da fıstık alerjisi var annesi. Hem de çocukluğundan beri. O yüzden. O yüzden almıyorum. Ama şey yapma yani. Erkek beyni biraz böyle çalışıyor. Kendimden biliyorum. Yani başka bir kadınla ilgili data toplarken otomatikman eskiler siliniyor. Ya ne var hani şeyden, kapasite kısıtlı ya. Yani kapasiteden. Bir dakika. Senin bu söylediğinden şimdi Önder'in hayatında yeni bir kadın var imasını mı çıkarmalıyım ben, ne yapmalıyım? Yok, ben öyle bir şey söylemedim. O zaman ne söylemeye çalıştın Kenan? Söyle de ben de öğreneyim, merak ettim. Ben sadece bir çıkarımda bulundum. Yani hayatında biri olabilir mi diye. Yani... Olabilir. Olmayabilir de. Bu kimi ilgilendirir ki? Çağrı'yı ilgilendirir. Yani bir de dolayısıyla annesi olarak beni de ilgilendirir. Nesin'cim, Çağrı artık çocuk değil. Hı hı. Ben de bekar adamım. Yani dolayısıyla kimseye bir açıklama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Ayrıca açıklayacak bir şey de yok. Şimdilik. Ya sana kim dedi ya git kız bak diye? Kim dedi sana evleneceğim diye? Ya evlenmeyip ne yapacaksın? Sap gibi ortalıkta mı dolanacaksın? Ya sap gibi ortada dolanacağım. Sana ne ya? Oğlum. Ya fena mı olur evimize bir kadın eli değse? Gelinim ortalığı bir çekip çevirse, bizi bir düzene soksa? Baba sen gelin mi arıyorsun, kendine hizmetçi mi? Ben anlamadım ki. Derdin ne senin ya? Derdini bir söylesene sen bana. Parası neyse vereyim, şöyle bir hizmetçi getirelim o zaman. Ha eğer derdin kadınsa gitsen evlen ya, benim başımı yakma. Çünkü senin karın içeriden çıkamayacak. Ben uyandırayım seni. Cenazesi çıkacak onun orada. Ananla ilgili düzgün konuş lan! Tamam düzgün konuşayım baba. Ben dümdüz konuşayım o zaman. Ben bir şeyi çok merak ediyorum mesela. Hadi ben evlenmek istedim diyelim. Gittik istedik kızı. Verdiler de. Sen bir baba olarak ne yapabileceksin ki? Benim düğünümde şarkı söylemekten başka. Erkek tarafsın ya. Hangi parayla yapacaksın sen oğlunun düğününü? He? Benim paramla değil mi? Gene. Sen dediğimi yap yarın. Gerisi bende. O tozlu bebelere güzel bir ders vereceğiz. Evet. Bence de artık vermeliyiz. Ne yapıyoruz yarın? Planımız ne? Sürpriz tatlım. Yakında öğrenirsin. Ege. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi Cemre'ciğim. Size bir oyun kuruyorlar. Dikkatli olun bence.
gel, 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 gel. Planlarını öğrenebilir misin? Bu ne ya? Yardım etmiş mi oldu bu şimdi? Vallahi kardeş ben diyeyim. Bunlar bir iş çeviriyor bak. Bu bir iş çeviriyor. Yarın gelmesinler bak değil mi? Gelecekleri varsa görecekleri de var. Ya inşallah aga inşallah. Ben bir şey soracağım. Hadi Cemre tamam. Sen güveniyor musun la bu Berke? Ya ne Cemre'yi ne Berke? Ya şu hayatta ikinizin dışında birine güvenir miyim ben? Kursunlar bakalım oyunlarını. Biz oyun kurmaz, oyun bozarız evelallah. Bilsem daha önce hastanelik olurdum bebeğim. Yani bundan sonra benden soğumadan önce bana bir haber ver de ben bir posta bıçaklatayım kendimi ya da abi diyeyim sık. Sık acıma çünkü sevgilim acımıyor bana. Saçmalama belki ya. Düşüncesi bile korkunç. Sus artık lütfen. Peki ne oldu hakikaten? Ben seni en son bıraktığımda sen Ali'ye aşık oluyor gibiydin. Ne değişti? Canımı sıkıyordun. Canımı sıktım. Ödeştik diyelim. Tozlu yaka tayfası işlevini bitirdi yani. Ne yapıyoruz şimdi aşkım? Plan ne? Ege mi yumurtladı bunu? Evet ama üstün körü anlattı. Yani sen biraz detay ver de ben yarın batırmayayım her şeyi. Biliyorsun bu konuda biraz... Beceriksizsin. Bildiniz benim. Berk bir bakar mısın? Berk. Pardon aşkım. Ay, 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 ay. Ne var ne? Kız manyak mısın sen Ozan? Ne var ya? Ben her cümleye yaklaştığımda sen alan gibi öpmeye mi başlayacaktım? Sen bitti bitti. Ne yaşandıysa oldu bitti bu kadar. Biz yine Cemre ile sevgiliyiz. Aş artık bunları sevgiliyiz ya biz. Oğlum. Cemre Ali'lere ajanlık yapıyor. Pardon. Sevgilini diyecektim. Umarım uyarmakta geç kalmamışımdır. Çünkü az önce ötüyor gibiydin de. Toparlanır mısın lütfen? Ya kendini şu duruma düşünmekten vazgeç lütfen. Kim o kadın? Bunlar kimden bahsediyor Ayla? Sen tanıyor musun? Ya anladığım kadarıyla henüz ortada bir şey yok. Kendini hırpalatığını yakalıyorsun. Sen tanıyor musun kadın? Ay şu okula yeni başlayan burslu çocuklardan Ali'nin annesiymiş. Ali? Berk'le kavga eden. Hah, aynen. Ayrıca Cemre'ye de yoldan çıkaran olur kendisi. Annesi de Önder'i yoldan çıkarmaya çalışıyor belli ki. Sen kadının adresini falan bulabilir misin bana? Nesrin yapma. Bulabilir misin diyorum hala. Muhatap olmana bile gerek yok. Ne yapacaksın? Kenar mahallede fırıncılık yapan kadına gidip hesap mı soracaksın sen? Hangi mahalle o? Ay Nesrin. Hangi mahalle diyorum? Pas geçmeyeceksin değil mi? Hı-hı. İyi. Tozlu yaka. Babası. Kenan. Psikopat etmiş oğlunu. Herif gülüyor. Güya bir şey anlatıyor. Ne anlattığını da anlamadım. Daha düne kadar bir kaşık suda boğacak adam baya baya ağırladı beni anne. Manyak herif. Berke ne zaman ceza verse... Galiba oraya kapatıyor Berke. Günaydın. Ay. Pardon, korkuttum mu sizi? Yok. Kusura bakmayın. Esas siz kusura bakmayın ya. Dalmışım. Nasıl yardımcı olayım size? Ya aslında ben biraz soluklanmak istiyordum ama galiba... Ay yo, tabii durun bir dakika hemen geçelim. Lütfen buyurun. Şimdi çıkardım. Bir saniye bekleteceğim. Şimdi
Bu saatler benim poğaça ekmek saatlerim. O yüzden de ihmal ettim. Kusura bakmayın ne olursunuz. Ama şimdi 5 dakika olur. Hah. Şöyle sildirme. Otursana sen lütfen. Şurası da mümkünse. Ha, tabii. Temiz aslında da. Siz rahat edin. Şunu da yapayım. Evet. Ne ikram edeyim size? Şimdi çay demledim. Ama biraz daha zamanı var. Aceleniz varsa kahve yaparım ama. Yok. Benim hiç acelem yok. Ben beklerim. Tamam. Yanında bir şey ister misiniz? Yani glutensiz bir şey varsa eğer... Gluten ne? Biliyorsunuz herhalde. Tabii biliyorum canım. Bilmez olur muyum? Biliyorum da şimdi kendime kızdım. Daha önce de birkaç müşteri sormuştu. Şey yaptım, ihmal ettim. Ama yok, şu anda karar verdim. Bir dahaki gelişinizde burada glutensiz ürünler bulacaksınız. Harika. Çayı getireyim. 5 dakika ama. Tamam. İnternetin mi yavaş senin? Aynen. Senin internetin var mı bari? Komik mi? Değil. Ya bütün görüntüleri yollamışlar mı? Hani okula giren çıkan herkesi çekmişler ha? Ya ne bileyim oğlum işte izleyeceğiz göreceğiz. Sen hala bizden şüphelenmiyorsun değil mi? Ben hala hepinizden şüphe duyuyorum tamam? Sen de dahil. Ha. Cemre de mi dahil peki buna? Hepiniz, hepiniz dahil. İyi yani hem kızı kullan hem katil ilan etmiş ha. Kimi kullanmışsın ya ben? Ya Ali hadi artık ayak yapma bana ben bilmiyorum. Salmışsın üstümüze Cemre'yi ajan diye. Kıza da bir şey diyemedim üzülmesin diye. Ali git seni kullanıyor falan. Ben kimseyi kullanmadım. Bu bir. Cemre geldi kendi teklif etti. Bu iki. Tamam. Kendi teklif etti. Bundan sonra Cemre'yi böyle işlere karıştırmayacaksın. Bu da 3. Tamam, tamam ya. Tamam, bu bitmez böyle. Tamam. Saat kaç orada? Dur. Al 5 dakika geri. Dur. Cemre? Sedat abi. Ege, param üstü. Arkadaşa ver. Açtır. Oo, abi benim sevdiğim daha yok mu? Teki aldı sonuncusunu. Merak etmeyin daha var. Senin çikolata krizin gelmiş belli. Al. Aldım. Şişt. Akşam yerken de çikolata alayım mı sana? Çiçek de yaptır istersen. Güzel fikirmiş. Olur. Kolay gelsin Sedat abi. Bak şimdi seninle açık açık konuşacağım. Eğer dün gördüklerini değil yayınlamak bir kişi bile anlatırsan... Ha. Ne olur? Vefa gibi bana da mı iktir ablacığım? Hı? Yeter artık ya. Artık gerçekten yeter. Ben böyle olsun istemedim, tamam mı? Biliyor musun, ben o geceye geri dönmek istiyorum. Her şeyi düzeltmek istiyorum. Ama olmuyor. Vefa'yı geri getiremiyorum. Aynen. Sırf bu yüzden vicdan azabını çekecek. Yetmez. Yetmez ama
Yettireceğiz. Yettireceğiz. Sinan bak sana yalvarıyorum. Lütfen bunu kimse duymasın. Eğer bunu birileri duyarsa ben okulda kalamam. Beni bir de aralarına almazlar. Beni arkadaşlar olarak kabul etmezler. Ya kızım. Sen önce kendini bir kabul et ya. Allah bırak o bebeler seni kabul ediyor mu etmiyor mu? Boş ver ya sal. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin ben annen yerinden tam. Ben... Yazık. Yazık sana. Yazık. Yazık sana. Yazık. Ne bakıyorsunuz dönün önünüze. Başladı yine bizim bulimi kraliçesi. Ye ye kuz. Vallahi hayat buna güzel. Ne diyorsun kızım sen? Ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yeme yeter! Yeme yeter! Yeme! Deli diyorum. Melek yüzü şeytanın teki. Ne oluyor ya? Ay Cemre'ye geliyorlar böyle bazen. Geçen yılda zor kurtardılar bir kızı elinden. Üf, yuvarlamış merdivenlerden aşağı. Kız kendim düştüm dedi. Bu yüzden kurtuldu disiplinlik olmaktan. Bence Berk tehdit etti kızı. Of bunların hepsi deli ya. Tek kelime daha yetmeyeceksin. Cemre'ye bu görüntülerden bahsedersen bil ki sen de işin içindesin derim. Duydun mu? Vardır kesin mantıklı bir açıklaması da. Vefa ölmeden 5 dakika önce binaya girmesinin nasıl bir mantığa oturtursun bilmem ama benim mantığımda şu an artık baş şüpheli Cemre. Cemre katil olamaz Ali. Ben bu kızı çocukluğumdan beri tanıyorum. Notu gönderen kişi niye bulaştırdı seni bu işe? Bir bilsem, bir bilsem ben bu işin içine, bu içine ben nasıl saplandım, niye saplandım, bir bilsem. Katili sen de tanıyor olmalısın da ondan. Ben... Cemre benim yüzümden katil mi? Susacaksın Berk. Gerçeği bulmama, engellemene izin vermem. O videoları da bana gönder. Ne bu zıplıyor gene bu? Acı gerçeklerle yüzleşemiyor. Neymiş acı gerçek? Gel yaklaş. Vefa'nın katilini bulmuş olabiliriz. Kim Ali kim? Bak bu bebe bir şey saklıyor bak. Ben vallahi burama kadar doldum. Patlayacağım ben. Cemre. Organizasyon şirketi konser gecesinin görüntülerini gönderdi. Cemre binaya giriyor. Vefa ölmeden 5 dakika önce ve biz ikisinin aynı yerde bulunduğu bir açıyı görebiliyoruz. Yani tüm oklar Cemre'yi işaret ediyor. Şey, ne yapıyorsun kızım? Dursana manyak manyak hareketler. Ali, ya sen daha ne olsun istiyorsun ya? Biz daha ne kadar bekleyeceğiz ya, ha? Ben anlamıyorum. Kanıt mı istiyorsun? Tamam, ben sana kanıt söyleyeyim o zaman. Az önce tuvalette bir tane kızın boğazına yapıştı, tamam mı? Seni öldürürüm diye bağırıyordu. Geçen sene de bir tane kız merdivenlerden aşağı atmış, kız bunların korkusuna susmuş. Bu defa emin olmadan harekete geçmeyeceğiz. Cemre mi yaptı? Eyvallah. Yanına bırakmayız. Ama böyle değil. Daha akıllıca, daha alttan, dipten bir yerden yapmamız gerekiyor ne yapacaksak. O gecenin hesabını hiç beklemediği bir anda soracağız. Ne zamanmış o zaman? Ha? Daha ne kadar bekleyeceğiz Ali? Çok uzak değil. Yarın. Ferit abi ne? Ferit abi gelsene.
kız. Şöyle birer kepçe altına dolu dolu. Hacer abla. Kız Kader. Kuş yılımı kaç para biliyor musun sen bol kepçeden koyuyor? Vallahi bundan da kısacaksak bayağı halimize yani. Millet bir aşure görsün be. At at sen şöyle bol bol. Hüsnü. Gel oğlum gel gel. Gel benim yakışıklı. Al benim yakışıklı. Al şükrederim Kader abla. Oy senin Kader abla diyen ağzını yesinler. Kız bunun şekeri yok ya. Haştan da yap aşure. Nerede bu ya Bilal? Geldim geldim. Neredesin sen ya? Fabrikadan mı getiriyorsun acaba? Koş hadi koş. Fabrikadan geliyor aynen. Hadi dök şöyle. Ağır ağır dök. Yavaş yavaş. Öf tıktı burnuma de. Babamla konuştun. Vermeyecek benim minöveri kızına. Dedim bana sordun mu dedim. Belki gönlümde başka biri vardır dedim. O sordu mu bari? Sormadı. İsabet olmuş. Şu tarafa gel. Hacer abla sen şuraya geç. Şuna da dök. Kızım benim sorulacak sorudan da verilecek cevaptan da bir korkum yok. Sen bir gerçeği de millete. Ben senin arkanda duracağım Kader Hanım. Ne önümde ne arkamda hiçbir yerinde durma sen benim. Tamam mı? Aramıza mesafe olsun. Bilal Bey. Hacer abla. Hadi canım benim işim gücüm var tamam mı? Kazan sana emanet. Tamam. Akşama misafirim var. Ne misafiri? Tanrı misafiri var mı diyeceğim. Hadi gülüm elinize sağlık. Tazeleyeyim mi çayınızı? Aa yok kağıt teşekkürler. Zaten baksanıza ben iki çayla saatlerce oturdum burada. Olur mu öyle şey canım? Ya ben sizi aç bıraktım diye üzüldüm ama bir daha geldiğinizde mutlaka glutensiz kurabiye yapacağım size. Afiyet olsun pardon. Efendim Önder? Ha? Evet evet. Sizinkiler bugün burada olacak. Ay bugün de kazasız belasız atlatırsak. Yok canım ben başlarında olacağım. Hep birlikte olacağız. E aşura günü ya bugün mahallede olacağız. Aa. O kadar mı seversin aşurayı? Madem gel o zaman. Yok canım ne rahatsızlığı. Yok. Yani çocuklar da sevinirler. Şey, dilek feneri yakacaklar, onu uçuracaklar. Seni görürlerse çok sevinirler. Tamam. Tamam, görüşürüz. Aa. Bu çok fazla. Bakar mısınız? İyi, sen tek gidersin o zaman. Maalesef senin öyle kararlar verme hakkın yok paşam. Hatta sen benden önce gideceksin. Baba. Ne babası? Ne babası? Ayrıca yolda giderken de durulacak, bir yerden bir şeyler alınacak, yeri boş gidilmez öyle. Bak oraya gittiğinde bir taşkınlık yaparsan kötü bozuşuruz. Tamam. Hı? Hadi o zaman. Hadi, hadi. Allah Allah. Kapıyı da kapatayım. Ali, yemek işi bitince gelin bize. Bak ben bu çağrıyı çekemem bütün gece ona göre ha. Daha kaçmış. Daha nerede? Yandı bitti kül oldu. Anneciğim Allah aşkına söyler misin nerede kıyafetlerim? Dedim ya kızım kaçmış diye. Yani bir tek bu var elimizde. İstiyorsan bunu giy ya da bornoza çıkarsın artık karar senin. Anneciğim bak yalvarıyorum ha. Bulamazsın. Kadın. Kız. Kraliçem. Bak gelecek bakacak şimdi. Nerede kıyafetlerim? Geldi. İyi madem ben kapıya bakayım sen de kararını ver. Hadi bakalım. Of ya. Hoş geldin. Ay gözümüz yollarda kaldı Çağdaş. Gel. Çağrı. Ha evet.
Lan kim la bu herif? Al bakalım. Ne kadar, ne işler çeviriyorsun sen gene? Gürten abla, overlockçu çıkacak gelecek dediler. Hayırlı günler. Tekrar hoş geldin. Ben bunları giymeseydim hiç. Olmaz. Yer çeker, karnın ağrır sonra. Otur hadi, öyle yabancı gibi durma canım, geç. Bunlar sizin için. Ay ne kadar zarifsin maşallah. Zeyno'cum, arkadaşın geldi yavrum. Heyecandan tam hazırlanamadı. Sorun değilse çekim yapabilir miyim? Çek, çek. Ben dip köşe girdim zaten. Zeyno! Çekeceğim. Wow. Hiç. Yani. Şey. Senin için. Alsana kızım. Hadi teşekkür et arkadaşına. Gerek yoktu. İçimden geldi öyle. Açsana kızım. Açsana. Hah, paketi de çok güzelmiş. Güle güle kullan. Bana bak, seni bununla döverim ha. Ne olur sallamaya devam et, eline çok yakışıyor. Çağrı! Oo, eğlence başlamış bile. Tekrar hoş geldin çocuğum. Merhaba tekrardan. Hadi oturalım çocuklar. Ha? Buyurun şöyle. Otur yavrum. Hayda ne oluyor la gene? Yine kapalı. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? La ergenirsin, ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Akıtacağım beyninin pekmezini şimdi, ne bakıyorsun? Ya sen niye geldin ki? Senin ödevin Çağrı değil miydi? Öyle. O yüzden geldim zaten. Bron'u bir de farklı evlerde tanıyayım dedim. Ha iyi, başka yerlerde tanırsın Bron'u. Süpersin kardeşim. Canım gelmiş işte çocuk, ya kalsın yemeğe. Ha? Olur valla. Ya olmaz. Bir tanesi zaten çok fazla, iki tanesi işkence ya bana. Yok yok, siz bakmayın ona. Hadi, hadi yavrum sen şöyle geç. Şöyle geç, sen de şöyle geç. Teşekkür ederim getirdiğin için. Bir şey değil. Esiye o zaman. Görüşürüz. İyi eğlenin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Sen de kalsana. Zahmet etmişim buraya kadar. Bilmem ki. Bence sorun yok. Hatta daha bile iyi olur. Okey o zaman, ben arabayı bir şey yapayım. Gel gel gel. Şöyle gel, topla. Ben halledeyim onu. Gel gel. Gel 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 gel. Gel yavaş gel. Yavaş gel. Sürtme altını. Yavaş gel. Gel 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 gel. Az daha gel.
Tamam, tamam. Tamam. Hayırlı işler Arap abi. Sevzeklik etme Ferdi. Araba sana emanet. Bak sağdan sonuna dikkat et. Yol gösterirsen. Tabii. Baba bizi dumana boğdun. Dumana boğdun. La oğlum birazdan rüzgar yön değiştirecek. Ay hoş geldiniz kızım. Kaynananız sevecek sizi. Buyurun buyurun. Hoş bulduk. Baklava aldım size. Umarım seversiniz. Boş mu dolu mu? Nasıl yani? Hani yani boş baklava yapıyorlar. Yok fıstıklı aldım ben ama. Kızım sen ne yaptın? Ya mahcup ettin bizi. Kesene bereket. Afiyet olsun. Arap ben etrafı çekmeye başlayayım artık. Çek. Rahatsız olacaksın. Yok olmam. Git hallet. Ne yapıyorsun? Yap işte. İyi. İyi. Ne kadar güzelmiş buranın manzarası. Sen bir de gece gör. Allah öyle güzel oluyor ki. Bizim burada bir çatı var. Biz oraya çıkıyoruz. Yatıyoruz. Böyle bakıyoruz gökyüzüne falan. Böyle yıldızları görmen lazım. Sanki böyle elinle yakalasan. Ağlayacaksın öyle işte yani. Sen hep gel. Yani burada sana kimse niye geldin, niye şey yaptın demez yani. Kapısını tıklat. İlk önce şey der. Hani aç mısın, tok musun? Buyur ederler. Aa. Bu ne böyle? Uzay gemisi. Neye benziyor Cemre? Hı? Bidon işte, su bidonu. Bizim burada su çok kesiliyor, ona depoluyoruz. Neyse bahçe faslı bitti hadi. Hadi gir, gir içeri de hallediyorsan hallet. Ne yapıyorsan yap. İyi, ben çekeyim bir an önce de bitsin. İyi. İyi. Çıkar o ayakkabını, çıkar. Başlıyoruz. Burada çok güzel arkadaşlarıyla anıları var. Burada orgumuz var. Şöyle yaklaştırayım. Ha, çok güzelmiş bu. Otantik bir radyo. Ya bırak şimdi Hayrın içerini. Kim bu ayakkabılar? Kim var içeride? Misafirim var. Uzatma hadi. Kader. Abla. Sen miydin ya? Ben de Ali'ler geldi sandım. Ne oldu Bilal abi? Hayırdır? Ya şey saatin... Sular kesilecekmiş de ona haber vermeye gelmiş. Hadi ya yine mi? Size de kötü denk geldi. Misafirleriniz var evde. Hecivciğim. He ya. Ağır misafirimiz var. Kim? Ne kim? Bizim bidonlar falan dolu zaten. Sağ ol, sağ ol. Zahmet oldu ya. Allah. Vedat abiye selam söylersin tamam mı canım? Hadi ya. Hadi gir. Kendimi ısıracağım şimdi. Ali, bardakları getir oğlum. Ay görmedim çocuğum, ne yapayım? Getir. Dur, tamam. Nasıl olmuş mu? Vallahi eksik yok, fazlalık var anne. İşte bu kadar oluyor. Ha, arkadaşın da geldi. Oğlum sen de gelsin. Gel. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bunlar sizin.
Çok güzeller. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsin. Cem, ne zahmeti? Ben aslında teşekkür etmek için getirmiştim. Babam bugün söyledi de hayatımı siz kurtarmışsınız. Aman canım, yani benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Hadi böyle kaldık ayakta, gelin. Bu arada ben sizin hangi çiçeği sevdiğinizi bilmediğim için böyle hepsinden böyle ufak ufak koydurdum. Çok güzeller. Ben de senin hangi yemeği sevdiğini bilmediğim için her şeyden böyle ufak ufak biraz yaptım. Var ya, uzun zamandır bekliyorum. Ay, çok güzel. Yemin ederim mükemmel. Senin gibi mahallede yapan yok, biliyor musun? Ya şu yağlı ellerini benim ıncıklama. Bu ne edin ya? Şu bak. Şurada saksının orada kavanoz var oğlum. Onun içerisine koy suyla beraber. Ali! Ya yoluk yaptım ya. Yani arkadaşın çekerken yapmasaydın bari. Çekerse çeksin, ben neysem neyim. Şişt, Berk çek. Kimseden saklayacağım bir şey yok. Rahat ol. Ben sizin için bir sakıncası yoksa başlamadan içeriği de çekeyim mi? Ah tabii ki. Ali! Arkadaşına içeriği göster. Hani iki oda var, bir mutfak. Neyini göstereyim? Berk, soldaki oda annemin. Sakın oraya girme, tamam? Gerisini çek işte. Şey, ben geleyim seninle. Yok yok, hiç zahmet etmeyin. Zaten Ali söyledi, ben hallederim şimdi. Aman yavrum, senin için de çok zor ya. Hem ye hem çek. Ben tutayım, sen yemeği ne istersen. Yok, ben çok iyiyim. Sağ ol. Ya sen ne yapıyorsun ya? Böyle mi yenir bu? Bir de çatalla didikliyor. Bak, böyle yiyeceksin. Kız. Ben almayayım, sağ ol. Ya bir dene, ölmezsin. Korkma. Ay, tartara uzatsana. Oha. Sağ ol. Oğlum denesene lan, çok iyiymiş. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, deneyelim bir bakalım. Bayağı iyiymiş. Bro, yemiyorsan alayım mı? Yo, ben yiyorum. İstediğin ekmek olsun bir bro. Al. Teşekkür ederim. Sen istiyor musun kanka? Kola var. Çok güzel kolam var çocuklar. İstiyor musunuz? Çok isteriz. Oğlum yavaş lan. Annen aç mı bırakıyor seni? Ya yesene. Yok. Doydum ben, teşekkür ederim. Ben bir banyoya gideyim. Tabii. Sağ tarafta kırmızı pistol bir havlu var. Onu kullanırsın, misafir havlusu. Tamam. Kızım, ekmeksiz yenmez bunlar. Adamın karnı doymaz ya. Abi, bir kız daha geldi ama. Ay, hello. Ay, hello. Hoş geldin. Oğlum, abini mi çektin? Ne yaptın da? Kızların hepsine ümit verme böyle. Yazık, günah kızlara. Tövbe estağfurullah. Ay, bir baktım herkes buraya gelmiş mahalleye. Ben eksik kalmayayım dedim, atladım geldim. Hoş geldin kızım, çok iyi yaptın. Ve buyurun, hadi oturun. Ferdi, hadi la. Al, al tabağını al. Nerede kızım? Ben önce bir ellerimi yıkasam. Sular kesik yalnız. İçeride bidon var, açarsan. İleride solda.
Lo Soner, kusura bakma rahatsız ediyorum. Ya DNA sonucunu soracaktım, merak ettim. Çıktı mı? Bir gün sorar çıkar, olsun. O kadar bekledik, bir gün daha bekleriz. Sağ ol. Cemre buradayken şu videoyu izletsek ya. Olmaz, başka planlarım var benim. Oğlum hasta mısın sen? Ne planı ya? Ne planı? Ben sabahtan beri kafayı yiyeceğim. Cemre yapmaz diyorum. Ondan sonra görüntüler geliyor aklıma. Valla delirmek üzereyim. Berk. Ne haber? İyi. Sen? İyi ben de. Ali ne haber? Gel buraya gel. Osman amca. Gel gel. Gel buyurun. Ben bizimkilerin yanına uğrayayım. Tamam. Osman amca. Duru, Osman amca. Osman amca Vefa'nın babası. Ay, pardon. Sen. Planları neymiş öğrenemedim. Sıkıntı yok. Neyse, dertleri anlarız. Ali ne oluyor? Sen dahil herkes bir tavırlı bana. Ben anlamıyorum yani. Yo, her şey normal. Sana öyle gelmiş. Çek bir sandalye otur. Ben de bizimkilerin yanına uğrayıp gelin. Erik. La gel, beni şu dala bir tırmandır, gel. Alalım Osman amcam. Gel ha, şuna, şuna al. Tamam. Üç. İki. Kaldır. Al daha kaldır. Selam. Aldım, indir. Değil o. Vay, vay, vay. Kız Karabela, sana ne olmuş böyle? Sen bir kara gül olmuş, açmışsın ha? Arap sus ya. Annem bütün kıyafetlerimi saklamış zaten. İyi yapmış işte. Yakışmış. Teşekkür ederim. Maşallah. Siz niye burada oturuyorsunuz? Arkadaşlarınız var, oraya geçsenize. Ali, hadi. Derya teyze ya. Gel Osman amcam, gel. Gel, gel buraya. Gel, gel Osman amcam. Selam olun. Gel buraya gel. Şöyle. Hadi alın bakalım. Bunlar tarçınlı, bunlar da sade. Hadi al. Allah! Ben şu sadeden bir tane alayım şuradan. Ya sade bunu yenir mi o ya? Tarçınlı yani, alacağım. Şunu da aldım vallahi ben. Şimdiden söyleyeyim, ikincisini yerim ha. Eli bir birincisini bitir de ondan sonra yersin. Olur. Sen niye almıyorsun? Gel bak tadına, çok iyi. Hadi, hadi. İyi akşamlar. Ben de bir tane alırım. Hocam. Hocam. Hemen vereyim. Baba. Hocam. Hemen de geldin ya, valla. Al şunu oraya ancak. Evet, sağ ol annem. Beğendin mi canım? Afiyet olsun. Çok güzelmiş bu. Ya beğendin mi? Çok güzel. Beğendiysen bunu da ye. İstemez. Kızım bak, eğer bana acıyorsan bu işin sonunda acınacak hale sen düşersin, tamam mı? Ya sen baş belası mısın ya? Acaba Çağrı yılıp taşınsak mı buraya? Ne güzel olur aslında ama bizi ayak uydurabilir misiniz acaba? Uydururuz, uydururuz. Çağrı, hadi gelin. Çocuklar, hadi. Bu ne ya? Bu ne oluyor burada? Ne bileyim bro. Bitmiyor ki bunların atraksiyonları. Her sene bugün dilek dileyip fener uçuruyorlarmış. 50 yıl geriden mi geliyorlarmış? Kabul oluyor mudur ki? Ne kabul oluyor mudur? Dilekleri. Kim bilir?
Daha dün gibi. Buradaydık. Vefa da buradaydı. Bütün yıl nasıl heyecanla beklerdi bu geceyi. Allah Allah. Vallahi bu şişti, ben de şiştim ya. Vallahi ben bırakıyorum ha. Bırakıyorum ha. Şiş, şiş, şiş. Oo, ne şiş. Ben şiştim vallahi ya. Allah Allah. Konsantre oldum, dileğimi dileyeceğim işte ya. Ya bir sus be. Hep beraber bırakacağız dedik ya. Allah Allah. Totem yaptık o kadar. Şimdi totemine. Sus. Vefa nerede kaldı ya? Aha. Geliyor paşa. Ha. Hadi la. Oğlum bunlar ne? Biz aldık. Param çok herhalde. Yok, bunlar sizin için değil ya. Kendime. Hayırdır? Bir tanesi tuttu, dört tane mi göndereceğim yukarıya? Ha ya? Ya size ne? Siz baksanıza işinize ya. Sabır ya. Bir şey soracağım ya. Onun üstünde neden bizim isimlerimiz yazıyor? Var be. Bu sene sizin adınıza da dilek dileyeceğim. Tabii. Sebep? Allah Allah. Güzel kardeşimin duaları kabul oluyor. Ha. Nur yüzlü ya benim kardeşim, o yüzden. Allah Allah. Ha. Tutamaz mı bizim adımızı? He. Bak şimdi nasıl kabul oluyor? Allah'ım. Kurban oldum yaradan. 1.55. Böyle dupduru. Kurban oldum su gibi bir... Bak biliyorsun sen. Bir hatun. Kurban olayım bak. Bak nasip et, içimi biliyorsun. Hadi bismillah. Vallahi gidiyorsun. Vallahi gidiyorsun. Allah'ın cezası. Ya bozdun bütün totemi. Yine içine ettin. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım şu araba akıl fikir ver. Amin. Ya kızım. Al. Al. Ne bozdun ha? Sen kendini de gönderiyorsun ya. Senden ötürü bozdun. Ne benden ötürü? Ne bozdun? Allah, Allah'ım şunlardan bana huzur ver ya Rabbim. Abi ya. Arap yak şunu. Verdim baba. Hadi bakayım. Allah'ım. Araba annesine kavuştur. İnce vuruyorsun ha. Amin. Amin. Hadi. Bırakın, bırakın, bırak. Bırakın. Hı. Hadi amin. 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 Allah'ım Zeyno'yu sevdiğine kavuştu. Hadi gel. Zeyno. Bırak. 3, 2, 1. Hop. Kız diyeyim ben sana, bu hemen uçtu, hemen olur. Allah'ım Ali bir kere de kendisi için bir dilek tutsun. Amin. 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 Tamam, hadi bunu da yak. Tamam. Allah'ım. Ya sen ne yapıyorsun? Dua mı ediyorsun, dilek mi tutuyorsun? Hayırdır, ne diledin? Söyle bize de. Hadi hadi bırakalım, tamam hadi tutalım. Aa, yok öyle yok, bırak bırak. Söyle ne diledin? Ya bir rahat bıraksanıza belki özel. Lan senin kafanı patlatırım abi. Özel ya, tamam, ben rahat özelim. Bırakın kardeşim ya. Kardeşim, İyi, hep kardeşim, al kardeşim. Gel kardeşim, gel. Gel kardeşim. Söyleyeceğim. Gel bakayım sen. Hı. Bana da mı söylemeyeceksin? Gelin lan. Hadi tutuver. 3, 2, 1. Ne diledi o gece Vefa? Allah'ım bizi birbirimize unutturma. Sakın Zeyno. Şimdi değil. En azından bunların karşısında değil. Tamam mı? Vefa'nın aramızda olmayışının tek sebebi onlar. İçlerinden biri kardeşimizin katili. Allah'ım. Onları bulana kadar dağılmak yok. Hadi. Arap. Zeynep.
Allah'ım bizi birbirimize unutturma. Allah'ım bizi birbirimize unutturma. Çocuklar. Sen kimsin? Sunumlarınız hazırdır umarım. Hazır hocam, hazır. Hepsi burada, hepsi. O zaman senden başlayalım Sinan. Bakalım Sinan'ın gözünde Hazal kim? Bakalım, bakalım. Hocam, sunumu önce ben yapabilir miyim? Ya ben çok heyecanlıyım da. Bir an önce ben yapayım, bitsin gitsin. Tabii, tabii, tabii. Buyurun. Hanımefendilere öncelik. Hocam, biz bir şey düşündük. Siz de biliyorsunuz. Aslında gerginlik iki kişi arasından çok iki grup arasında. Biz de grup olarak karar aldık ve projeyi revize ettik. Ve adını siz kimsiniz koyduk. Revize ne lan? Şimdi de müsaadeniz olursa grup olarak sunum yapmak isteriz. Olabilir aslında. Bir dakika, bir dakika hocam. Bu nereden çıktı şimdi? Benim sunumum hazır zaten. Tamam canım benim. Topluca yapalım, bir an önce bitsin gitsin. İyi de ben çektiğim videoları Ege'ye vermedim ki. Tamam Cemre, uzatma. Bana bak. Hocam, izniniz olursa. Torbu yakalılar. Sinan, namı diğer Arap. Olmazsa olmazları top 5. 5 numara, naylon terlikler. 4 numara, yumurta topuk ayakkabı. 3 numara, altın suyuna batırılmış kolye. 2 numara, çiçekli gömlekler. Ve 1 numara, limon. Kardeşimiz ahenkle dans eden saçlarını limona borçlu. Dans demişken, sanat aşığı bir aile aynı zamanda. Evet, oturmaya mı geldik? Hoba! Yeter bu kadar. Yok hocam, yok yok. Devam etsin. Devam etsin. Zeyno. Olmazsa olmazları. Top 5. 5 numara. Ekmek. 4 numara.
tespih. 3 numara kamyon. Benim babam kamyon şoförü. 2 numara beyaz sabun ve lif. Ve 1 numara boş bir gardırop. Unuttum, o da bir sanatçı. Picasso'nun izinden. Ve Yangın Ali. Olmazsa olmazları. Top 5. 5 numara. Annesi. 4 numara. Annesi. 3 numara. Annesi. 2 numara. Annesi. Ve 1 numara. Yine annesi. Yani Yangın Ali'miz tam bir ana kuzusu. Ne oluyor burada? Hocam kapatın şunu. Hocam kapatın şu saçmalığı lütfen. Ece? Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Biz bu ödevi arkadaşlarınızla dalga geçin diye mi verdik? Bunu mu anladınız? Cevap ver bana, bunu mu anladınız? Hoş geldin Kenan. Ha? Neredesin? Kaç gündür de görüşemiyorduk ha, merak ettim seni. Beni sorarsan ben böyle işte. Ekmek diziyorum, ne yapacağım? Ama ben seni özellikle merak ediyorum. Yediğin işten senin olsun da ne yaptın mesela? Kimlerin canını yaktın, kimleri tehdit ettin? Onları bir anlatsana bana. Al al, senin gibi al. Dükkan senin hatta. Her şeyi yiyebilirsin, sorun değil. Ya sen gel buraya çalışsana, benim de çırağa ihtiyacım var. Maaş artı sigorta, tıkır tıkır öderim. Bir bardak su versene, çok sıcak. Bırak şimdi suyu falan. Niye geldin gene? Niye gidip geliyorsun buraya? Ne istiyorsun? Tek bir soru sadece. Neden oğlum olduğunu benden sakladın? Yazıklar olsun. Ben ömrü hayatım boyunca bir başkası adına bu kadar utanmadım. Bak, bu saçmalığı bilen, bilip de arkadaşlarını uyarmayan herkese yazıklar olsun. Hocam bizim için sorun yok. İzlediklerimiz şaşırtmadı bizi. Zaten biliyoruz arkadaşların gözlerindeki bizim ne olduğunu. Değiştirmeye çalışmaya da hiç gerek yok. Niyetimiz de yok zaten. Ama ne kadar abartı da olsa bu videolarda yalan dolan yok. Neyse koyuz biz Allah'a şükür. Öyle değil mi? Sizi de tanıdık ama. Bildik. Mesela Berk. Ailesi babasıyla çok örnek bir ilişkisi var. Bizzat kendim gittim gördüm. Sonra Ege. Zeyno anlattı. Ailen üzerine çok titriyormuş. Çok mutlu oldum. Selam söyle. Aynı zamanda Hazal. Hazal prenses ya. Değil mi? Rüya gibi yaşantısı var. Arap anlattı. Hayran kalmış. Biz tanıyorduk da zaten yakından tanımak kısmet oldu size. Ama arkadaşlara da anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Zeyno, Arap gerek var mı? Bence de yok. O zaman biz videoları gönderelim. Evlerinde izlesinler bizim gözümüzden kimlermiş kendileri. Böylece herkes birbirini daha yakından tanımış oldu. Ama bir kişi hariç. Tek bir görüntümüz var hocam. Müsaadenizle onu açabilir miyim? Çok vaktiniz almayacak.
Seni de daha yakından tanıyalım mı Cemre? Ne dersin? Vefa ölmeden sadece 5 dakika önce o binada ne yapıyordu? Vefa ile o gece aranızda ne oldu? Kimsin sen Cemre? Aşkın toz duman, toz duman, toz duman. Nereden baksan korkutan, solduran, donduran bir şey. Senin aşkın toz duman, toz duman, toz duman. Ben yanacağım sonsuz kadar. Oh, oh, oh. Sonda seni yanımda yokken, hiç hesapta yokken. Sözler ve fesatlı gözler, farklı gözler. Kaldıramam, yıktılar ya, kaldı yerde. Kaldıramam, herkes kaçtı, dil tutuldu. Sen kazandın, ben kazanmam. En son trendi durduramam, oldum yerde. Kaldım anla, onlar aktı bir gramla. Bir sınav bu, bir travma. Senin aşkın toz duman, toz duman, toz duman. Nereden baksan korkutan.